Dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Biliyorsunuz dün Rize için meteoroloji bir uyarı vermişti. Sel uyarısı, vatandaşların dikkatli olması konusunda, ki geride bıraktığımız günlerde maalesef Rize felaketi yaşamıştı. O noktadan yeni görüntüler var elimizde, hemen ekrana taşıyalım. 3 ilçede yine sel meydana geldi. Dereler taştı, yollar kapandı. İşte burası Rize. Biliyorsunuz daha önce meydana gelen, geride bıraktığımız günlerde meydana gelen o felakette maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yine 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu bölgede. Dün itibariyle yağış tekrar etkisini göstermeye başladı. Bölgeye hızlıca uzanalım. Muhabir arkadaşım Selman Kutlu bizi bekliyor o noktada. Selman, günaydın, hoş geldin yayına. Yağışın devam ettiğini görüyorum. Nedir elimizdeki bilgiler? Evet Cansın Ervacı, dün itibariyle meteoroloji uyarı yapmıştı. Geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızı ise arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyordu. Dün yapılan uyarıda dün gece itibariyle başlayacak ve yarına kadar sürecek olan bir yağmur bekleniyordu. Sel ve heyelan uyarısı yapılmıştı. Maalesef bölgeden sıcak haberler de gelmeye başladı diyebiliriz. Özellikle Rize'nin doğu tarafında Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındık ilçelerinde yer yer dere taşkınları ve çökmeler meydana, yamaçlarda kopmalar meydana geldi. Ardeşen'e bağlı Tunca'da oldukça çökme yaşandığı, Fındık'ın merkezinde bulunan derede yine dere taşkını meydana gelmiş durumda. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına da güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Çünkü dereler yine taşmaya başladı. Ahmet arkadaşım gösteriyor zaten de. Burası şu anda Muradiye beldesi, derelerde yükselme devam ediyor. Ama Rize'nin doğu tarafından da haberler sıkça gelmeye başladı. Fındıklı'da dere taşkının ilçe merkezine ulaştığı, aynı zamanda Arhavi'de yine merkezde iş yerlerinde ve evlerde su baskını meydana geldiğini öğrendik. Tarım arazilerinde, çay arazilerinde yine kopmalar olmuş. Bölgede aralıksız çalışmalar da devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede tamamen teyakkuza geçilmiş durumda. Sık sık uyarılar yapılıyor vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durması yönünde. Birçok evde boşaltıldı önlem amacıyla. Çünkü bugün yağmur ve gece geç saatlerinde daha da şiddetini arttırması bekleniyor. Yarına kadar sürmesi bekleniyor. Yaklaşık sel felaketinden 7 gün sonra Rize yeniden yağmurla buluştu diyelim ama gerçekten tam bir teyakkuz havası var. Oldukça riskli bölümler var. Bu bölümlerde önlemler alınıyor. İş makineleri bölgeye aktarılmış durumda. Yaklaşık 704 iş makinesi, 704 araç tüm bölgede Fındıklı'dan Rize merkeze kadar dere yataklarına falan aktarmış durumda. Evet, biz burada çalışmaları devam ederken yakından takip ediyoruz. Bölgede an ve an sıcak gelişmeler olursa sizlere yine aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Cansın. Peki.